İnşallah. Hocam eğitimden bahsettik. Tabii altyapı tesis çok önemli. Kesinlikle. Tesis noktasında da gerçek istediğimiz noktada değiliz. Özellikle Sayın Murat Başkanım bu konuda Ankara ölçeğinde çok büyük mücadeleler veren, sorunu devamlı gündemde tutmaya çalışan, özellikle yerel yönetimlerle bu yeni dönemde de çok samimi, sıcak ilişkiler içerisinde olan bir kişisiniz. Hem hafta içerisinde muhakkak görüşmeleriniz var yerel yönetimlerle. Onu soracağım ama hem videomuz da hazırlansın bu konuda. Özellikle Ulubey Spor Kulübü Başkanımız Alisan Ceylan'ın mecliste yaptığı bir konuşma var. O konuşmayı da, o videoyu da hazırlasın arkadaşlarımız. Hocam yerel yönetimler de çok önemli. Sporda kesinlikle olmazsa olmazlarımızdan biri. Siz nasıl bakıyorsunuz? Geçmişte siz de yerel yönetimlerle bu işbirliğini yaptınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz yerel yönetimlerin spora şimdi bakış açısıyla ilgili? Şöyle bir şey, yerel yönetimin spora bakması, bir kere sosyal sorumluluk projeleri var. Yerel yönetimlerin en baştaki validen tutun, belediye başkanına kadar, en alttaki gençlik spor müdürlerine kadar sosyal sorumluluk projeleri yapmak zorunluluğu var. Bu ülke için, bu vatandaşlar için. Bu insanları spora yönlendirme amacı. Bu sporun amacı nedir? Sadece elit sporcu yetiştirmek değil ki, doğru insan yetiştirmek. Vatanına, milletine hayırlı insan yetiştirmektir yani. Bu sosyal sorumluluk projelerini yapmak yerel yönetimlerin bence sorumluluklarının başında gelmesi gerekir. Ve onlar kesinlikle ellerini taşın altına koymalılar. Yani Murat Başkan'ın ben yıllardır takip ediyorum. Çok büyük çabaları var. Çok büyük mücadele ediyor Ankara'da. Hatta, fakat şunu da gördüm. Özellikle profesyonel anlamda, demin onu söyledim sizin lafınıza. Ankara'nın üstünde bir kara bulut var Ali abi. Yani eskisi gibi, şimdi bakıyorum, bir siz varsınız, bir de Özgün var basında. Başka da var mı yani? Hürriyet gazetesinden Özgür Şahiner kardeşim var. Milliyet'ten Orhan Cevat Uğraş. Bunun yanında internet sitelerinden arkadaşlar var. Evet, şimdi bakıyorsunuz şimdi ama biz yırtınmaya devam ediyoruz yani. Yani bu kadar çaba sarf ediyorsunuz, bu kadar yapıyorsunuz ama profesyonel özellikle amatörden sonra yani profesyonellikte Ankara'nın eskisi kadar tadı ve tuzu yok. Yani bunu ben geçen bir konuşmamda şunu söylemiştim. Ankaralı teknik direktörle oturup şöyle bir elimizi taşın altına kuralım hep beraber. Kaç yüz kişi miyiz, 500 kişi miyiz? Mesela başkanlığına rica edelim. Bizi toplasın başka türlüyle veya İsmail Diller başkanıma da buradan rica edelim. Seve seve. Yani Ankara'da biz toplanalım. Ankara için bir şeyler yapalım. Şimdi benim şöyle söyleyeyim. Ben Ankara'da bakıyorum şimdi ben İşte bir gidiyorum, bir kafeye oturuyorum, 15 tane arkadaşımla sohbet ediyorum, çok gitmememe rağmen. O insanların ve bilgili, kültürlü, evet, donanımlı insanların boş oturmaları benim canımı acıtıyor yani. Ve buna bir şey yapılmalı. Şimdi teknik direktör semineri vardı Antalya'da bir otelde. O zamanın FGD başkanı vardı eski. İşte bu İtalya'da antrenörün işsizlik parası veriliyor. Bir İzmirli antrenör çıktı. Ben de görevliyim orada. Hocam bir söz alayım dedi. Ben de kendisine söz verdim. Ahmet Güvener Bey'di. Söyleyeyim onu da. Dedi ki İtalya'da işsizlik var dedi. Biz dedi o zaman da 7000 kişi falandı antrenörlük. Yani biz dedi takım bulamazsak ne yapacağız dedi. Ya düşünsene de Futbol Federasyonu'nda eğitimin başında olan bir insan şunu dedi. Herkes kendi başının çaresine baksın. Ne diyeyim ki başkan? Bugün 22.000'i geçmiş, evet, bir 22.000'i geçmiş adam portföyü. Şimdi aslında tabii bazı şeyleri de yani bunlar aslında çözülebilecek meseleler, çok zor değil aslında. Değil değil. Evet. Yani şöyle ki bahsetmiş olduğumuz deminki bahsetmiş olduğum konuya bağlantılı olarak buradan öyle bir giriş yapmak istiyorum. Yapılacak olan projelerin neticesinde bakın yani işte kulüpler birliği yasasının çıkması, ondan sonra kurumsal kulüplerin kurumsal bir kimliğe kavuşması, efendime söyleyeyim tek adıma çıkıp profesyonel yöneticilerin hayata girmesi, şimdi birden neye ortaya çıkaracak? Siz üretmeye yöneleceksiniz. Yani ham maddenize yöneleceksiniz. Kendi kesin, öz kaynaklarınızı evet, yaratmak durumdasınız. Evet. Peki siz bunu yönelttiğiniz zaman ne yapacaksınız? Her bir efendim kulüpte bugün 10 tane antrenör çalışıyorsa yarın 20 tane çalışacak. Yeah. 30 tane çalışacak. Çünkü burada bir emek oluşması gerekiyor. Evet, burada evet, bir dayanışma oluşması gerekiyor. Çünkü demin bahsettim. Dedim ki efendim kulüplerimizin, profesyonel takımlarımızın mutlaka semtlerde pilot takımları evet, olmalı.
Yani her ilçede, Ankara'da her ilçede en az Ankara Cumhur 10 tane 15 tane pilot takımı olmalı. Şimdi bu zor bir şey değil. Şimdi bunu yaparken aslında ne olacak biliyor musunuz? Bir, şimdi Ankara Gücü belki yılda atıyorum bunun için 500 bin lira bir kaynak ayırsa, Ankara Gücü demeyelim buna, X bir takım diyelim, profesyonel takım ayırsa veya ikinci takımı 200 bin lira bir para ayırsa, hem o takıma, pilot takımda bir iki tane oyun, antrenör da istihdam alan yaratılmış olacak. İşte, aynen. Efendim söyleyeyim, hem orada senin o kişiye vermiş olduğun maliyeti belki de sizin ortaya çıkarttığınız bir sporcudan kat kat kazanacaksınız. Şimdi buna bakmak lazım. Bu şekilde bakmak lazım. Projeyle biz aslında antrenör, Türkiye'de çok ciddi bir antrenör enflasyonu var. Yani bunu görüyoruz, bunu yaşıyoruz. Ama ben bununla yapılacak olan aslında bu projelerle bu sayı daha artabilir ama biz ona ama eşdeğer kulüp aslında, ve sporcu sayısını geliştiremedik. Aslında şuna bakarsanız 82 milyona baktığınız zaman yeterli değil bunlar. O sayının çok daha yetersiz olduğunu görebiliriz. 400 bin nedir abi? Şimdi bizim Ankara'da şu anda işte 265 tane spor kulübümüz var. İşte 180-190 tane de futbol branşında faaliyet gösteren kulübümüz var. Ama bu sayı çok az. Yani bizim en az 200-300 tane futbol branşında faaliyet gösteren kulübümüz olmalı. Evet. Bunu biz bu hale getirmek durumundayız. Az önce Ali abi ifade etti. Yani evet ben tesis için mücadele ederken ben Ankara Amatör Spor Kulübü dedi. Ankara için bütün herkes, bütün takımlarımız için. Sadece ben değil, benim yanımda arkadaşlarla beraberiz mücadele veriyoruz.